Efendim, Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Evet, bağın evet. Üzerine kurban fiyatlarında herhangi bir değişiklik var mı? Özellikle bir de Kurban Bayramı'nda çoğu vatandaşımız mahalle aralarında, sokak aralarında kıyma çekmeye devam ediyor. Yine bu uygulama sizce olacak mı? Bu uygulamayı doğru buluyor musunuz? Evet. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Bir Kurban Bayramı'nın arifesinde yine beraber bulunuyoruz. Yakında idrak edeceğimiz Kurban Bayramı'nın Türk İslam alemine hayırlar getirmesini, birlik, beraberlik, kardeşlik içinde de nice bayramlar görmeyi Cenab-ı Allah cümlemize nasip etsin. Tabi bu esnada Kurban Bayramı gelmesi münasebetiyle devletimizin almış olduğu kararlar neticesinde vatandaşlarımızın herhangi bir kurban sıkıntısına gireceği yok şu anda. Yeteri kadar memleketimizde hayvan, küçük ve büyükbaş hayvanlarımız var. Bunu zaten geçmiş dönemlerde devletimiz almış olduğu tedbirlerle vatandaşlar bu sıkıntıyı yaşatmadı. Bundan sonra da yaşatmaz. Biraz önce söylemiş olduğunuz gibi kasap esnaflarımız Kurban Bayramı'nda da et parçalama, et çekme gibi hizmetler sunacaklardır. Bu Kasaplar Odası Başkanımızın almış olduğu kararlar neticesinde hijyenik ortamında kasaplar esnaflarımızın, devletimizin, Tarım İl Müdürlüğümüzün gerekli tedbirleri, gerekli incelemeleri yaparak kasaplara, kasap esnafımızın hijyen ortamını, temizlik ortamını sağlamasını sağlıyorlar. Buna da burada Tarım İl Müdürlüğümüze burada teşekkür ediyoruz. Yalnız Tarım İl Müdürlüğümüze ve Kırşehir Belediye Başkanımızdan bir istirhamımız var. Kasaplar Odası Başkanımızın kasaplarla beraber belediyeye sık sık müracaatta bulunarak sokak aralarında et parçalama, et çekme gibi işlemlerin yapılmaması kararı almasına rağmen belediyemiz bu konuda yetersiz kalıyor. Selahattin Başkanımıza da burada bu duyuruyu bizzat sizin aracılığınızla duyurmak istiyoruz. Gerekli incelemeler yaparak, cezai müeyyideleri uygulayarak sokak aralarında et çekimlerine izin verilmemesi lazım. Hem sağlık açısından sıkıntılı, hem hijyen olayı yok zaten. Gerekli ekipmanlar olmadığından dolayı vatandaşlarımızla zaman zaman karşılaşıyoruz. Vatandaşımız gidiyor sokak ortasında bir et çektiriyor. Çektikten sonra kasap esnafımıza gidiyor, ikinci kez çektiriyor. Neyle çektikleri belirsiz burada. Zaten toz toprak ortalık, yaz günü kokuşmanın hızla bakterilerin çoğaldığı bir ortamda yaşıyoruz. Bunu Tarım İl Müdürlüğümüzden ve Belediye Başkanımızdan birlik beraberlik içinde Kasaplar Odası Başkanımızın da bunu bizzat dile getirdiğini, bunu başkanımızla beraber bizatihi sözlü olarak ifadede bulunduk. Bunu tedbirler alarak bunu sokak aralarında yapılmamasını istirham ediyoruz. Geçmiş dönemlerde bunun üzerine gidildiğinde bu işlemlerin yapılmadığını, bu sokak aralarında yapılan işlemlerin yapılmadığını, cezai müeyyidelerle caydırıldığını biliyoruz. Yine isterlerse bu şekilde yapabilirler. Bunlardan özellikle bu konudan üzerine eğilmelerini diliyoruz.